Evet, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Stüdyo Leyza, Pozitif Reklam, Karadeniz Rüzgarı Riva ve Miraç Çakmakçı Kundur Ayakkabı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayını yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Habibler Merkez'de Miraç Kundur'a tesislerinden yayını gerçekleştiriyoruz. Yanımızda da gene değerli bir kardeşimiz var. Aynı köylüyüz, memleketliyiz, aynı memleket. İnsanları her yöreden tabii yayınımızı alıyoruz. Sokaklarda olsun, mekanımızda olsun. Artı arşivlerde okuyoruz. Kardeşimiz de yıllardır İstanbul'da tabii sevdikleri var, özlemişler onu. Sözü fazla uzatmazdan bir hoş geldin diyelim kendisine. Sohbetimize başlayalım. Evet, Mehmet, hoş geldin. Safalar getirdin. Nasılsınız? Sağ olun. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. Ben Rize Kömürlü Köyü Köprü başındayım. Benim ismim Mehmet Kazdal. Babamın ismi de Koçara Mustafa derler. Selamlar olsun. Köprü başında tanıyor belki. Herkes tanır onu. Evet. İstanbul'da şu anda duruyorum. 25 senedir İstanbul'da duruyorum hemen. Turizm işiyle ilgileniyorum. Daha önceleri uzun yola çalışıyordum. 15 sene falan uzun yola çalıştım. Ve 10-12 senede falan turizm işi yapıyorum İstanbul'da. Güzel. Geldik işte, bekardım o zaman. Şimdi evlendim. Pek o nasıl oluyor dediniz? Sevdalık mı yaptınız? Ya sevdalık falan değil. Arazilerin şeyine, vasıtasıyla yardımcı olarak. Hanım nereli? Hanım Sinop Gerzeli. Eşim babası falan işte müteahhit. Bu inşaat sektöründe falan çalışıyor işte. Güzel. İki tane çocuğum var işte. Biri evet. Kızı, biri oğlan. Allah bağışlasın, Allah mutlular versin. Herkese nasip etsin, sağ ol. Amin. Geçimlendin ama temiz oldu değil mi? Tabii ya, temiz oldu. Ya, kaç yaşında? 40 yaşında evlendik ama hayatımı baharını yaşadık. Ama yani. Sevdiğini daha önce sana demediler bu senin kısmetin, nasibin yahut da bunu alacak. Kısmet çok, daha önce... kısmet çok geldi yani. Yok, onu demek istemiyorum. Teptik onu. Bilemiyorsun kimle evleneceğini daha önceden bilmiş olsan. Ya, tabii ki biraz ya Allah'ın yazısı bu, Allah bilemezsin yani. Senin yani yapacağın evet. Bir şey yok ya, öyle yazılmıştı, öyle oldu. Ama geç oldu ama iyi oldu. Yani, yuvanı kurma. Yuva, evet. Güzel. Sen zaten çalışkan insansın. Yani evet. Öyle kötü alışkanlığın yok. Yok ben öyle bir şeyim yok. Sigara, miskin Sözüm falan öyle bir şeyim kaç yok. Kaç yaşına yani. Kadar Rize'de kaldın? 13 yaşında falan. Gurbete çıktım. Gurbete çıktım. Gurbete çıktım. Ne sizi böyle İstanbul... Ya o zaman gençlik şeydi. O zaman otobüs mazeram vardı işte. Televizyonda otobüs. Boğaz Köprüsü'nü gördün diye mi? Ya biraz oradan şey kaldı bana işte. Geçerken uyumadın değil mi? Yok. Çok büyük zaten televizyonda gördüm dedim ya. Ben buralara dedim yani. Ben bir gideceğim ben buraya. Ben buraya görmek istiyorum. Aynı. Yani herkesin hayalindeki zaten bunlar. Doğa şeyler zaten. Yani ta Rize'den gelene kadar o zaman da yollar tam iyi değildi. O zaman gelene kadar hiç uyumamışsın. Yok uyumadım. Dağlardan köprüyü, geldim öyle. Uyuyarak geçirmeyeyim diye değil yok, mi? Hiç uyumadım ki. Gözüm uyku girmedi. Dedim ya ölürsem dedim. Gözler basık gitmesin. Köprüsünü bir göreyim. Durdursaydın otobüsü orada bir baksaydın orada. Yok ustam aşağı baktım. Gördüm ben denizi gördüm. Çok hoşuma gitti. Boğaz Köprüsü'nü biraz duygusal oldum ama olsun. Ama ondan sonra yavaş yavaş alıştım. Ondan sonra bir daha ayağım çekmedi beni yani. Oteye beni gitmeye. Evet. Ona dedim lan İstanbul'a ben böyle yaşayacağım. Evet. Ne olsa olsun. Olsun. Her şey yani İstanbul tabii metropol şehir. Güzeldir. O zaman öyleydi. Türkiye şehirleri güzel. İş bakımından tabii paralar kazanıyoruz Allah'a şükür olsun ama zorlukları da var yani. Ya, trafiği olsun. Şimdi İstanbul şey. Büyük bir yer. Evet. Sıkıntısı, darlığı her şeyi burada. Para da burada. Evet. Yani oraya sen, buraya kazanırsın yani, memlekete yiyeceksin sen, değil mi? Tabii oraya yiyeceksin. Herkes evet. Bir zemin hazırlayacak yani. Herkes bir şey için bir amaçla gelmiştir evet. Ama. Şu anda Mehmet turizm işiyle uğraşıyorsun. Evet turizm işinde uğraşıyorum. Böyle geldin. Otobüs. Ziyaretimize geldin. Evet dedim bir dolaşayım biraz arkadaşımla. Teşekkür ettim. Boş bulduğum zamanlarda zaten geliyorum. Biliyorsun. Müsait olmuyor. Bizim arkadaşlarım çocukluğumuzdan beri dostluğumuz. Aynen. Memleketten beri. Köyde çok paltara bas sürmüşsün değil mi? Eskiden beraber bisiklet sürüyorduk da ben dereye ötmüştüm Atanay'sa. Evet. Orada bayağı mazeramız vardı ya. Yarışma şeyde bile. O Andon'a giderdik.
Rampalara sürerek çıkardık. Ya eskiden öyleydi ama aslında her şey bir yere kadarmış demektir. Yani. Çocukluğumuzu gayet güzel yaşamıştık. Evet, yani. Evet. Bisikletten gitmediğim yer yoktu. Evet, çarşıya, Rize'ye bile bisikletten yürüyorduk yani. Senin gibi olmuştum yani böyle. Eskiden yani, arıyoruz eskileri ama yapacak bir şey. Öyle hayatlardan yaşıyoruz. Hayat işte böyle, itti bizi buralara. Evet. Olsun, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Kaderimize böyle yazılmış. Evet. Mehmet şimdi çok teşekkür ediyorum. Çalışıyorsun İstanbul'da, sen evlisin, Allah mutluluğunu daim etsin. Mehmet şu anda tabii artık herkes sizi izleyecek. Sevdiklerim var tabii ya Rize'de, dünyanın her yerinde, Avrupa'da. Sevdiklerine ne söylemek istiyorsun Mehmet? Ya, yayın aracılığıyla. Sevdiklerime ne söyleyeyim? Ben yani onları seviyorum. Onları da ben sevdiğini ben biliyorum. Onları da yöreslendim ama yani... Artık sizi şimdi, görecekler, özlemle anacıklar. Özleme yani, ben kendilerini göremiyorsam bile onlar beni televizyonda gördüğü zaman zaten ne hissettiklerini ben zaten bir anlayacağım zaten. Bana da zaten o yetiyor. Evet. Yeter de artıyor zaten. Yani şey yapacak bir şey yok. Herkesin ayağına gidecek, yani iş zamanında gidecek halinde yok yani herkesin. Ama bu çekimler, yayınlar güzel değil mi Mehmet? Yani artık dünyanın ya, her yerinde bugün teknoloji Amerika, ilerledi artık yani. Yani Amerika'da olan bir tanıdığın seni izleyecek icabinden yayında. Ya. Sonra bunları bir de biz şöyle yapıyoruz Mehmet. Arşivde koyuyoruz. Şimdi yıllar geçecek, 50 sene, 100 sene diyelim bir teknoloji zaten şu bilgiler zaten kaybolmaz. Bunlara YouTube aracılığıyla kanallarda olsun, kendi sitelerimizde böyle yayın yapıyoruz, konuşturuyoruz, arşiv okuyoruz. Çünkü ölüm var. Ya, tabii ölüm, ki ya. 50 sene sonra diyelim, yeni doğacak torununun torunu icabına Mehmet dedesini görmüş olacak. Biz bu yayınları özellikle bunun için yapıyoruz. Çünkü ölüm var, insanlar bizim için değerlidir. Tabii. Böyle de arkadaşlarla beraber, ekip arkadaşlarla beraber işimizin harici tabii. Bu yayınları alıyoruz, bir sefer alıyoruz tabii. Yani evet. Şimdi ikinci sefer yayın almıyoruz, bir sefer. Sağ ol, Allah razı olsun. Böyle bir yayın kuruluş kurduğunuz için çok sağ olun, çok iyi, çok iyi bir şey, iyi bir şey oldu. Yayın güzel oldu, evet. Güzel de gidiyor. Bak artık devamını dilemesini diliyorum yani. Biz yaşadığımız müddetçe bunları devam ettireceğiz. Öyle, İnşallah, inşallah. Allah yolumuzu açsın. Projelerim var, sağ ol. Her yerdeyiz biz. Rize'de, dünyanın her yerinde çekimler yapıyoruz. Kameramız peşimizde devamlı. Önemli olan bir noktayı gördüğümüz zaman çekiyoruz. Mehmet de artık yıllardır özlemişler Mehmet'i. Yani çocukluk arkadaşlarım olsun. Görmediğim bir sürü arkadaşlarım var. Evet, evet, evet. Yani onun için şimdi izleyicilerimiz size haber gelecek yani. Mehmet çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Size, olur mu şey? Size ben zaman buldukça gelip zaten ben sizi ziyaret edeceğim zaten. Her zaman. Her zaman. Mehmet güzel şey hediyelerimiz var sana. Çünkü evet. arkadaşız sana, Mehmet yaş 46 miydi? Evet. Bak şunu kamera çekiyorsun, tutuyorsun, onu tutuyorsun. Bu bizim anlaşmayı yaptığımız hastane. 10 yaş eşleşiyorsun Mehmet. Evet. 36, tamam mı? Daha dinamit oluyorsun, tepeden yarı sağlıklısın evet, da. Evet, Allah yalnız, aşkına. Bazı hanımlar izin vermiyorsan, hanım izin verir mi yani gençleşmene? Vermez olur mu ya? Dünden razı zaten ya. Öyle değil mi? Tabii tabii. Dünden razı. Zaten yani, ben zaten 46 değil. Ben zaten 35 yaşındayım da. Evet. Mehmet yani gel sağlıklı ama biliyorsun teknoloji yani böyle bir komple bir tepeden tırnağa kadar bir muayene olacaksın. Bir şey yoksa İnşallah. Var ise de böyle cilt mıt bakımı işte ciltleri ya ciltlerim Allah'a şükür cildim dedim yerine de Allah'a şükür iyidir yani. Evet. Ondan bir sıkıntı aman yok. Aman kaybetmenim yani. Mehmet. Yok. Evet, seni bir de hangi gün boştasın? Ben hafta sonları cumartesi pazar günü. Bir hafta izin alırsın. Seni Afyon Kaplıcı'ya gönderiyoruz. Afyon'a. Hasan Koç var orada. Seni karşında bir hafta tatil yapıyorsun. Eyvallah, sıcak sağ ol. Suya bir pişmeme. Çünkü arkadaşız biz. Çok sağ ol. Biraz farklı hediye verelim. Mehmet, valla bilmiyorum yani kelebek kravat mı seversin ne bileyim ama şöyle bir Harvelli aksesuar sağ olsun selamlar olsun kendisine işlerinden başarılar bol rızıklar bize böyle hediyeler gönderdi biz de sana takdim ediyoruz. Eyvallah takarsın. Sağ ol hediye şey olmaz yani ne olsun Allah razı olsun. Samsakız'ın soğuğun armağanı şimdi sen araba almışsın tabii ya böyle ihtiyacı olmuyor zaten yok. Evet, şimdi evet, zengine evet. De ki ihtiyacın var mı? Var der.
Ama Mehmet kardeşimize böyle güzel bir hediye çeki verelim. Tamam. Mehmet bayağı bir şey var ona. Eyvallah. Bayağı bir miktar var. Tamam. Böyle Eyvallah, sağ ol. İyi günlerde harca. Arkadaşlara da sağ olsun böyle gizli bizim sponsorlar var, adamlar diyor ki böyle hayır etmek istiyorlar. İsimlerini vermiyoruz onların. İsimlerini vermiyoruz. Tamam. İsimlerini vermiyoruz. Biz de dedik peşesi vermedik. Bak abine de vermedik ama Mehmet'e dedik. Verelim. Eyvallah, sağ ol. Mehmet, eski dostluğumuz, arkadaşlarımız var ya. Yani, onu hatırla evet. Yani. Mehmet, çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, tamam sağ ol mı kardeşim. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Allah sana da uzun kameraya da bir yakışıklı yol sallayalım Mehmet. Şöyle yakışıklı yol sallıyorsun. Teşekkür ediyoruz. Yayına çıkabilirsin. Kardeşim, sağ olasın.